Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 8. sınıf 1. ünite çalışma fasiküllerinden Adana ilimizin hazırlamış olduğu etkinliklerin çözümüyle beraberiz. İlk etkinliğimize başlıyoruz. Doğru yanlış sorusu bakalım hemen. Dünya, ilk başta tabii kalemimizi açalım şöyle. Dünya kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni etrafında saat yönünün tersi istikamette dönerek günlük hareketini yapar. Evet, doğru bir cümle. Saat yönünün tersinde dönme hareketini yaparak, burada da göstermiş, ne yapıyor? Günlük hareketini yapıyor. Dünyanın güneş etrafında dolanırken izlediği yörüngenin oluşturduğu düzleme, yörünge düzlemi ya da dolanma düzlemi adı verilmektedir. Evet, doğru. Burada bunu da göstermiş zaten. Üçüncü cümlemiz, dünyanın ortasından geçtiği varsayılan ekvator aynı zamanda dolanma düzlemiyle çakışıktır demiş. Hayır, çakışık değildir. Bakın burada ekvatoru kırmızı çizgiyle göstermiş. Dolanma düzlemim de burada üst üste mi? Hayır değil. Yanlış. Dünyanın merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseninin 23 derece 27 dakika açıyla ilk olması mevsimlerin oluşmasına etkisi yoktur demiş. Hayır, mevsimlerin oluşmasının temel sebebi nedir? Ekseni eğikliğidir. Dünyanın dolanma düzlemi üzerinde güneş etrafında dolanma hareketi yapması gece gündüz oluşunu sağlar. Hayır, dolanma düzlemindeki sağlamaz. Kendi ekseni etrafında dönmesi gece gündüzü oluşturur. Bu sebeple son cümlemiz de yanlış. Diğer etkinliğe bakalım, yine doğru yanlış. Dünyanın yandaki konumuna göre güneş ışınları öğle saatlerinde yengeç dönercesine dik açıyla gelir mi? Evet, eksen eğikliğine bakın. Ben burada 21 Haziran tarihini görüyorum. Şöyle yazalım. 21 Haziran tarihinde nereye dik gelir? Evet, yengeç dönercesine dik gelir. Doğru. İkinci cümlemiz, yanda güneş ve dünyanın konumuna göre kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Hayır, yanlış olmuş. Neden? Çünkü yukarıda, yani kuzey yarım kürede yaz mevsimi, aşağıda kış mevsimi yaşanıyor. Bu sebeple yanlış. Devam. Dünya güneşe göre bu konumdayken kuzey yarımkürede en kısa gündüz mü yaşanır? Hayır, kuzey yarımkürede 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır. Güney yarımküre güneş ışınları yandaki gibi geldiğinde kuzey yarımküreye göre daha mı fazla ısınır? Hayır, kuzey daha fazla ısınır. Bu da yanlış. Dünya yandaki konuma geldikten sonra kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya başlarken güney yarımkürede gündüzler uzamaya başlar. En çok karıştırılan yorum sorularında en çok karıştırılan bilgi, şimdi 21 Haziran en uzun gündüzün yaşandığı tarih olduğuna göre kuzey yarımkürede. Bu tarihten 23 Eylül'e doğru giderken ne olacak? Giderek benim gündüzlerim kısalacak, gecelerim uzayacak. Burada da 12'ye 12 eşitlik olacak değil mi? Ekinoks tarihim. O zaman gündüzler kısalmaya başlar. Doğru, kuzeyde, güneyde de uzamaya başlar. Bu son cümlemiz de doğru. Diğer etkinliğe geçelim. Yine doğru yanlış. Dünyanın yandaki konumuna göre güneş ışınları öğle saatinde oğlak dönencesine dik açıyla gelir mi? Bir bakalım. Şuradaki görsele baktığımda ben burada da hangi tarihi görüyorum? 21 Aralık tarihini görüyorum. 21 Aralık tarihinde evet, oğlak dönencesine güneş ışınları nasıl geliyor? Dik bir açıyla geliyor. Bu sebeple doğru. Diğer cümlemiz, yanda güneş ve dünyanın konumuna göre güney yarım kürede kış, kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır demiş. Hayır, yukarıda, yani kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz mevsimini yaşıyorum. Yanlış o yüzden. Dünya güneşe göre bu konudayken 21 Haziran'da güney yarım kürede en uzun gündüz, bir kere zaten tarih 21 Aralık ve güney yarım kürede evet doğru en uzun gündüz yaşanır. Fakat 21 Haziran değil 21 Aralık'tır. Yanlış. Güney yarım küre güneş ışınları yandaki gibi geldiğinde kuzey yarım küreye göre daha fazla ısınır mı? Evet doğru, daha fazla ısınır. Dünya yandaki konuma geldikten sonra güney yarım kürede gündüzler kısalmaya başlarken biraz önce söylemiştik. Şimdi bu tarihten sonra bu sefer nereye doğru gidiyorum ben? 21 Mart'a doğru gidiyorum. 21 Mart tarihine doğru da ne olacak? Kuzeyde artık gündüzler uzayacak, ki burada yazmış gündüzler uzamaya. Aşağıda da gündüzler kısalmaya başlayacak. Çünkü aşağıda en uzun gündüzü yaşadım, yukarıda da en kısa gündüzü yaşadım. Bu sebeple bu cümlemiz de doğru. Evet, diğer etkinliğimiz.
Şimdi aşağıda bir ağacın bulunduğu yarım küreye göre farklı tarihlerdeki durumları verilmiş. Ağaçların altındaki bulundukları boşluklara aldıkları duruma göre, yani şu görselde gördüğümüz mevsimlere göre tarihleri yazalım demiş. Ben biliyorum ki iki farklı yarım kürede, yani kuzey ve güney yarım kürede aynı anda farklı mevsim yaşanır. Ve ben kuzey yarım kürede ilkbaharı yaşıyorsam güney yarım kürede hangi mevsim yaşarım? Sonbaharı yaşarım. O zaman burada ilkbahar için, kuzey yarım küre için ülkemizde yaşanan tarihlere göre ezberleyebilirsiniz çocuklar. 20 Nisan benim için nedir? Böyle çiçeklerin açtığı ilkbahar mevsimi olarak düşünebiliriz. O zaman buraya ben 20 Nisan'ı yazdım. Ben 20 Nisan'da ilkbaharı yaşıyorsam 20 Nisan'da güney yarım kürede neyi yaşar? Sonbaharı, ağaçların döküldüğü mevsim, yapraklarının döküldüğü mevsimi yaşar. Kuzey yarım kürede yaz hangi tarihte? 20 Temmuz. Ben 20 Temmuz'da yazı yaşıyorsam 20 Temmuz'da güney yarım kürede ne yaşanır? Kış mevsimi yaşanır. Kuzey yarım kürede sonbahar 20 Ekim olduğuna göre ben sonbaharı yaşarken güney yarım kürede neyi yaşar o zaman? İlkbaharı yaşar 20 Ekim. Devam. Ben kışı hangi tarihte yaşıyorum? 21 Ocak'ta yaşıyorsam 21 şöyle Ocak diye yazdım. O zaman güney yarım kürede de 21 Ocak'ta hangi mevsim yaşanır? Yaz mevsimi yaşanır diyebilirim. Evet, buradan tekrar diğer etkinliğimiz, dünyanın güneş etrafında yörünge üzerinde dolanma hareketi yaparken dört farklı noktada konumu gösterilmiş. Aşağıda dünya görüntülerinin verilen konuların hangisinde oluşabileceğini altlarındaki kutucuklara yazın demiş. Hadi bakalım yazalım. Şimdi ben burada gördüğümde eksen ekliğini sağa doğru çizdiği için şu şekilde ben şunları da şöyle bir çizeyim. Eksen ekliğini göstereyim. Evet, şimdi ben biliyorum ki şurası benim için hangi tarih? 21 Aralık. Hemen üzerine yazdım. Burası neydi benim için? 21 Haziran tarihiydi. 21 Aralık'ta nereye güneş ışığı dik geliyordu? Oğlak dönencesine etkinlik yaptık, biraz önce gördük. Şimdi ben burada 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine dik gelen olarak bu resmi, L görselini gördüğüm için altına biri yazdım. Devam, 21 Haziran'da da Yengeç dönencesine dik geliyordu güneş ışınları. O zaman şu K görseline de ne yazabilirim? 3 numarayı yazabilirim. Şimdi devam et. Burada dünyanın tamamen yarısının aydınlık, burada da tamamının karanlık olduğunu görüyorum. Yani şunu yazsam olur mu? Ben tamamen aydınlık ya da karanlık gördüğüm konumlar 12 saate 12 saat eşitlik demek. 2 ve 4'te, yani 21 Mart tarihi ile 23 Eylül tarihlerinde ben gece gündüz eşitliğin yaşandığı ekinoksu biliyorum. O zaman M'ye 2 yazsam N'ye 4 yazsam olur. N'ye 2 yazsam M'ye 4 yazsam da olur. Yani 2 ve 4'ü yazabilir miyim? Her ikisine de çok rahat yazabilirim. Şimdi doğru yanlış sorusu yukarıdaki şekle göre bakalım, dünya hem 2 hem de 4. konumundayken MN görüntüsü ortak olarak görülebilir mi? Evet, ortak olarak görülebilir. Yani yarı yarıya aydınlık ve karanlık görebilir miyim? Evet, görebilirim. Diğer cümle, K görüntüsünde, yani şu 21 Haziran olarak düşünebiliriz. Güney yarımküre yaz mevsimindeyken, güney yarımküre yazda mı, kışta mı? 21 Haziran'da direkt ne oldu? Yanlış oldu. M ve N görüntüsünde, yani ilkbaharı sonbaharı yaşadığımız ekinoks tarihlerinde öğle saatlerinde güneş ışınları ekvatora dik gelir mi? Evet, kesinlikle dik gelir. Son cümle, dünya 2 ve 4 konumundayken iki yarım kürede de gece ve gündüz süreleri eşit midir? Evet, ekinoks tarihi dediğiniz gibi nedir? Eşittir benim için. Diğer etkinliğimize geçelim. Burada bir deney sorusu var. Çok da güzel bir soru. Bundan dolayı dikkatlice okuyalım bakalım. Demiş ki bana, el feneri, çünkü bağımlı değişken ve bağımsız değişken en çok karıştırılan deney sorularıdır. El feneri, termometre ve bir karton kullanarak aynı miktarda ışıkla. Şu azıcık küçülteyim. Neden? Çünkü şu aşağıdaki soruyu da rahat bir şekilde şöyle, şurası tamamen gözükmüş olsun. Şimdi
Aynı miktarda ışıkla aydınlanan bölgenin alanı arttıkça sıcaklık artışı azalır hipotezini doğrulamak için aşağıdaki deney tasarlanıyor. Şimdi ben neyi göstermişim? Burada aydınlık alana bakıyorum, buradaki aydınlık alana bakıyorum. Aynı miktarda ışık, gönderdiğim fenerdeki ışık aynı ama aydınlanan bölgenin alanı arttıkça sıcaklık artışı azalır. Şimdi burada bir kere benim değişkenim, bağımsız değişkenim nedir? Aydınlanan bölgenin alanı. Neymiş? Aydınlanan alanın nesi? Aydınlanan alan diyebiliriz ya da aydınlanan bölgenin alanı diyebiliriz. Aydınlanan alan diyelim. Şimdi devam. Bağımlı değişkenim yani sonuçta benim neyim değişecek? Sıcaklığım değişecek. Neyin farklı ölçmüş olacağım? Sıcaklığımı farklı ölçmüş olacağım. Farklı yaptığım ilk olarak benim deneyde, görselde farklı kullandığım bağımsız değişkenim. Sonucum ise nedir benim? Bağımlı değişkenimdir. Sonucum ne? Sıcaklıktır. Devam. Yukarıdaki deneyle hangi durumda sıcaklık daha yüksek olur? Tabii ki birincisinde aynı enerji daha dar bir alana düştüğü için benim burada sıcaklığım ne olur? Tabii ki daha yüksek olur. Hangisinde? Birincisinde. İkinci deneyimize bakalım. Şimdi ikinci deneyimde de yine el feneriyle yapmış olduğum bir etkinlik var. Şöyle yine kalemimizi açalım. Şimdi el feneri, termometre ve bir dünya modeli kullanarak dünya üzerinde bir noktaya güneş ışınlarının gelme açısı arttıkça yani bu sefer ne oldu? Gelme açısına baktım. Sıcaklık artar. Şöyle çizdik. Neyi değiştirdim? Geliş açısını değiştirdim. O zaman benim için ışığın geliş açısı farklı olan nedir benim için? Bağımsız değişkenimdir. Sonuçta benim neyim değişecek? Sıcaklığım değişecek. O zaman yine benim için sonucum nedir? Şöyle kalemimi tekrar açayım. Sıcaklık benim için nedir? Sonuçta yine elde edeceğim bir değerdir. Bağımlı değişkenimdir. Peki yukarıdaki deneyde hangi durumda A noktasının sıcaklığı daha yüksek olur? Şimdi baktığımda ben şurada hangisine daha dik bir açıyla gönderiyorum? Şöyle burada geniş bir alana yayılmış, daha eğik gelmiş. Burada daha dar bir alana gelmiş, daha dik gelmiş. O zaman hangisinde bir sefer ikinci durumda sıcaklık artışının daha fazla olduğunu görmüş oluyorum. Şimdi burada çok eğikliği göremiyorsunuz kuzular. Fakat şurada alana baktığımda bakın görüyor musunuz? Buradaki alan daha geniş, buradaki alan daha dar olduğu için diyorum ki daha dik geldiği için ikincisindeki nedir? Tabii ki benim için daha yüksek bir sıcaklık olur diyebilirim. Evet, diğer deney sorumuz. Yine aşağıdaki görselde aynı odaya ait iki farklı tarihte öğle saat 12.30'da güneş ışığının oda içindeki durumu görülmektedir demiş. Şöyle bir evet kalemim açılırsa tamam. Öğlen saat 12.30'da güneş ışığının oda içindeki durumu görülmektedir. Farklı tarihlerde aynı saate güneş ışıklarının oda içerisindeki aydınlattığı alanın farklı olmasının nedeni nedir? Bir kere şimdi eksen eğikliğinden dolayı çocuklar farklı tarihlerde ve aynı saatte güneş ışığının gelme açısı değişir. Bunu en güzel nasıl anlarsınız? Kendi evinizde. Eğer odanızda mesela yazın gelen ışığı bir de kışın gelen ışığa dikkat ederseniz bazen mesela yazın odanın çok daha iç kısmına kadar girebiliyorken güneş kış mevsiminde işte güneş biraz daha az girer içeriye. Bunun sebebi eksen eğikliğidir. Eksen eğikliğinden dolayı farklı tarihlerde yaz, kış özellikle bunu çok rahat fark edersiniz. Eksen eğikliğinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı değiştiğinden dolayı bakın burada ne olmuş? Daha az girmiş, burada daha çok girmiş. Burada büyük ihtimalle kış mevsiminde, burada da yaz mevsiminde çekilmiş bir resim olabilir mi? Evet, olabilir. Diğer etkinliğe bakalım. Hemen aşağıda kuzey yarım kürede bir bölgede 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde güneş ışığının saat 12.30'da geliş açıları göstermiş. Şimdi ben yine kuzey yarım kürede 21 Aralık ve 20 şurası 21 Aralık
Sol tarafta 21 Haziran'da saat 12.30'daki güneş ışığının düşme açısına göre aşağıdaki soruları yorumlayayım. Bakalım. 21 Haziran'da güneş ışığının geliş açısı, yani birinci resim. 21 Aralık'ta güneş ışığının geliş açısından büyük müdür? Evet, kesinlikle büyüktür. Çünkü yaz mevsiminde biz güneş ışığının çok daha nasıl geldiğini biliyoruz, dik geldiğini biliyoruz. 21 Haziran'da A noktası 21 Aralık'a göre daha mı fazla ısınır? Evet, doğru. Çünkü 21 Haziran'da daha dik geliyor. 21 Haziran'da 12.30'da ağaçların gölgesi 21 Aralık 12.30'a göre daha uzun olur demiş. Hayır, yaz mevsiminde daha dik gelince gölgen nasıl olur? Daha küçük olur. O yüzden bu yanlış. 21 Aralık'ta güneş 21 Haziran'a göre daha geç batar demiş. Geç batması ne demek? Gün uzunluğu demek. Kışın mı günler daha uzun? Yaz mevsiminde mi günler daha uzun? Evet, yaz mevsiminde daha uzundur. O yüzden bu da yanlış. Bu iki tarih arasındaki güneş ışığı geliş açısı farkı dünyanın dönme eksenindeki eğikliğinden mi kaynaklanır? Evet, kesinlikle doğru. 21 Haziran'da yaza girilmesi, 21 Aralık'ta kışa girilmesi, güneş ışınlarının geliş açısı farkı ve dünyanın güneş etrafında dolanmasından dolayıdır. Evet, kesinlikle doğru. Bu bölge dünya üzerinde yengeç dönencesine, oğlak dönencesinden daha yakın bir yerdedir demiş. Şimdi evet, yengeç dönencesine, çünkü 21 Haziran tarihinde nereye güneş ışınları daha dik ve dike yakın geliyor? Kuzey yarım küreye. Kuzey yarım küreye o zaman tabii ki bu bölge yengeç dönencesine daha yakın bir yerdedir. Bu da doğrudur bu sebeple. Evet, şöyle geçelim diğer etkinliğimize. Evet, burada boşluk doldurma, okuduğumuzu bakalım yorumlayacağız. Şöyle açayım. Dünya kuzey ve güney kutup noktalarından ve dünyanın merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni doğrultusunda, şu uzun uzun yazayım mı ya da şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyelim. Evet, dönme ekseni, yani 4 numara doğrultusunda batıdan doğuya doğru kendi etrafında döner. Dünyanın güneş etrafında dönerken takip ettiği çizgiye dolanma düzlemi denir. Dolanma düzlemi nerede? Bir ya da yörünge düzlemi. Üç de aynı şey. Bir de doğru. Dolanma düzlemi ya da yörünge düzlemi aynısı. Dünyanın güneş etrafında dönerken yörüngesinin oluşturduğu yapıya dolanma düzlemi ya da yörünge düzlemi, yani bir ya da üç desem olur. Hayali olarak var kabul edilen bıdı 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 dünyayı kuzey ve güney olarak ikiye böler. Neresi böler? Ekvator çizgisi, yani beş diyebilirim. Devam, ekvatorun oluşturduğu düzleme ise ekvator düzlemi denir, yani 6. Ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma düzlemi arasındaki 23 derece 27 dakikalık açı benim eksen eğikliğim olarak ne yapılır? Bilinir. Kaç numara? 7 numara. Eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafında yörünge üzerinde dolanmasıyla ne oluşur? Mevsimler oluşur, yani 8 numara. Dünyanın dönme ekseninde kendi etrafında dönmesiyle kendi ekseni etrafında dönecek gece gündüz oluşur, yani 9 numara diyebilirim. Evet, böyle biraz daha pratik ve hızlı olmuş oldu. Diğeri yine boşluk doldurma. Ne yapacağız buraya tek tek? Bu görseli bilmemiz gerekiyor. Map kitabımızda da aynı görsel var. İlk sayfada da vardı. Direkt buradan bakmadan şöyle, burası neresi? Kuzey yarım küre. Aşağıda neresi? Burası da güney yarım küreyi gösteriyor. Sonra burada benim neyim var? Dönme eksenim var. Ardından burası neresi benim için? 23 derece 27 dakikalık eğikliği gösteren, 23 derece 27 dakika eksen eğikliğini gösteren açı. Dolanma düzlemini göstermiş. Dolanma düzlemi diye şöyle kısaca yazayım. Ve en son olarak burası da neresi benim için? Ekvatorum. Evet. Bir diğer etkinliğim. Şimdi dünyanın konumu ve Türkiye'de görülen mevsim eşleştirmesi. Ben dünya bu konumdayken ülkemizde kış mevsimi başlar. Hangi tarih? 21 Aralık olarak bildiğim bir konumu. Diğeri, dünya bu konumdayken ilkbahar mevsimi tabii ki 21 Mart.
Yani 2. Dünya bu konudayken ülkemizde yaz mevsimi başlar 21 Haziran, yani 3 konumu. Bu konudayken ülkemizde sonbahar başlar 23 Eylül olarak bildiğimiz 4. konum. Güneş ışınlarının öğle saatlerinde yengeç dönencesine dik geldiği zaman diliminde görülen bu ülkelerde görülen mevsimleri demiş. Şimdi yengeç dönencesine dik geldiğinde dediği için burada hemen şöyle kalemi açalım. Ekvatorun altındaki ve üstündeki ülkelere göre bir kere cevap vermeliyim. Şöyle ben biliyorum ki Avustralya nerede? Aşağıda, o yüzden yani Güney Yarımküre'de olduğu için ben hangi mevsimi yaşıyorsam o tam tersini yaşayacak. Avustralya'da yengeç dönencesine dik geldiği zaman hangi tarih? 21 Haziran. O zaman 21 Haziran tarihinde burada hangi mevsim yaşanır? Kış mevsimi. Ama diğer üç ülkede, yani İngiltere, İtalya ve Çin'de ise hangi mevsimleri yaşarım ben? Yaz mevsimini yaşarım. Evet. Evet, gece gündüz süreleriyle ilgili güzel bir etkinlik. Hemen bir bakalım. Grafikte verilen tarihleri aşağıdaki boşluklara yazalım. Şimdi önce Kuzey Yarımküre'de bir Kuzey Yarımküre'de olacak burada. Yanlış çıkmış. Dizgi hatası, bir bölgenin yıl boyunca gece gündüz süresindeki değişim. Şimdi Kuzey Yarımküre'ye göre düşünürsek, ben burada şöyle kalemimi açtım. En uzun gecenin yaşandığı yer neresi? 2. O zaman 2 numaralı tarih benim için nedir? 21 Aralık'tır. Bakın kuzular, neye dikkat ettim? Gece süresine baktım. Gecenin en uzun olduğu tarihi buldum. Hop, ne dedim? Burası 21 Aralık diye yazdım üstüne de. Şimdi en uzun gündüzü bulalım Kuzey Yarımküre için. 4 numarada benim için en uzun gündüz. O zaman 4 numarada benim için nedir? 21 Haziran'dır. 4'e de 21 Haziran'ı yazdım. Şimdi 21 Haziran'dan sonra ben aradaki tarihleri zaten gece gündüz eşitliği olduğu için burada sıraya göre yazabilirim. Aralıktan sonra ben neyi yaşarım? Mart'ı yaşarım. O zaman 3 numaralı tarih, yani kıştan sonra ilkbaharı yaşadığıma göre 3 numaralı nedir benim için? 21 Mart'tır. Kıştan önce de ben hangisini yaşıyorum? Sonbaharı yaşıyorum. O zaman burası da nedir? 23 Eylül olarak yazsam olur mu? Yani şu 1 numaralı yer kıştan öncesi sonbahar, kış, İlkbahar, yaz olarak sıralayabilir miyim? Sıralayabilirim. Peki bu tarihleri diyor ki bana Güney Yarımküre'deki bir bölge için yazsam ne olur? Tam tersi bu sefer, yani ben birincisi için şöyle düşünün çocuklar. Kuzey Yarımküre'de hangi mevsimi yaşıyorsam ya da neyi yaşıyorsam Güney Yarımküre için tam tersidir. Ben birinci tarihle üçüncü tarihin ne olduğunu biliyorum. İlkbahar ve sonbahar olduğunu biliyorum. O zaman birinci tarihte ben sonbaharı yaşıyorsam o ilkbaharı yaşadığı tarih. Yani tam tersi olacak. Yani ben biri o zaman ne yazacağım? Birinci Aralık. Yani şöyle bizim için olanı bir yazayım. Bir benim için neydi? Sonbahar. İki neydi? Kış. Sonra neydi? İlkbahar. Sonra da yazdı. O zaman ben sonbaharı yaşadığımda o ilkbaharı yaşayacak. O zaman onun ilkbaharı hangisi? 23. Pardon. Benim sonbaharı yaşadığımda o ilkbaharı yaşayacak. O yüzden 21 Mart yazsam olur mu? Olur. Onun için sonbaharı yazdım. Şimdi benim için kışsa onun için kış hangisiydi? 21 Haziran'dı. O zaman ikiye ne yazacağım? 21 Haziran yazacağım. Tam tersini yazdım. 3'e ne yazacağım? Ben 3'te ne yaşıyorum? İlkbaharı yaşıyorum. Ben ilkbaharı yaşarken o sonbaharı yaşayacak. O zaman ona ne yazacağım? 23 Eylül yazacağım. 4'e geçtim. 4'te de bu sefer ben hangi mevsimi yaşıyorum? Yaz mevsimini yaşıyorum. Onun yazı hangisi? Evet, 21 Aralık. Aslında niye böyle düşündüm? Şimdi çocuklar şöyle düşünün. Biz kışı yaşadığımızda en uzun geceyi yaşıyoruz.
değil mi? Onun kışı hangisi? 21 Haziran. 21 Haziran'da o zaman diğeri ne olmuş olacak? En uzun geceyi yaşamış olacak. Yani ben bunu eğer Güney Yarımküre için düşünürsem benim tam tersimi yazmam gerektiği için tarihleri ne yaptım? Değiş tokuş yapmış oldum. Diğer etkinliğe geçelim. Evet, burada soru cevap. Aslında konu pekiştirme açısından güzel de soru bir cevap. Şöyle tek tek hepsini okuyalım. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ne oluşur? Gece gündüz oluşur. Bir nedir benim için? Gece gündüz oluşur. İki, dünyanın güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği ile oluşur. Ne oluşur? Mevsimler oluşur. 21 Aralık ve 21 Haziran'da yaşanan gün dönümü benim için solstitistir. 21 Mart'ta Güney Yarımküre'de başlayan mevsim, ben hangi mevsimi yaşıyorum? İlkbahar. O zaman Güney Yarımküre hangisini yaşıyor? Sonbahar. Üç Eylül'de Güney Yarımküre'de başlayan mevsim tam tersi nedir? İlkbahar. Güneş ışınlarının öğle saatlerinde oğlak dönencesine dik geldiği tarihte Kuzey Yarımküre'de başlayan mevsim kış. Güneş ışınlarının öğle saatlerinde yengeç dönencesine dik geldiği tarihte Kuzey Yarımküre'de başlayan mevsim yaz. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında izlediği düzlem nedir benim için? Dolanma. Düzlemi. 23 derece 27 dakika eğik olan dünyadaki eksen demiş. 9 neydi? Dönme eksenim benim, değil mi? Eğikliğim. Dönme eksenim. Ve en son dünya üzerinde bütün noktalarda gece gündüz eşitliğine verilen isim ekinoks. Evet. Ve diğer etkinliğimiz. Yine burada bana aşağıda dünya üzerinde bulunan atmosfer tabakası ve yan tarafta atmosfer ile ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru yanlışları işaretle demiş. Kalınlığı 10 bin kilometreyi bulmakta mıdır? Evet, yaklaşık olarak kalınlığı 10 bin kilometreyi bulmaktadır. Doğru. Canlıların yaşaması için gerekli olan gazları bulundurur mu? Evet, benim yaşamam için oksijene ihtiyacım varsa bitkinin de yaşamını devam ettirebilmesi için karbondioksite ihtiyacı var fotosentez yapabilmek için. Yine solunum yapabilmek için tüm canlıların oksijene ihtiyacı var. Evet, bulunmakta. Devam. Atmosferde meydana gelen değişimler iklim olarak adlandırılır demiş. Atmosferde meydana gelen değişimler hava olaylarıdır. Yanlış. Atmosferde en çok bulunan gaz oksijen midir? Hayır. Kimdir? Nedir? Azottur. %78 azottur. Atmosferde bulunan karbondioksit gibi gazların oluşturduğu tabaka dünyanın ısınmasını sağlar mı? Tabii ki sağlar. Evet, özellikle karbondioksit ve metan gazı. Güneşten giren zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engeller mi? Evet, engeller. Diğer etkinliğimiz, bakalım. Aşağıda alçak basınç ve yüksek basınç aralıkları arasındaki hava akımını göstermiş. Şimdi burada alçalan bir hava hareketi olduğuna göre, burada hava tanecikleri daha yoğun olacağına göre buraya yüksek basınç yazsam olur. Bu tarafta da yükselen bir hava hareketi var. Hava tanecikleri daha seyrek olacak. O zaman buraya da alçak basınç yazsam olur. Hava akımı zaten yüksek basınçtan nereye doğru gider? Alçak basınca doğru gider. Şimdi bu görsele göre hangi bölgeye ait olduğunu yazalım. Hava sıcaktır. Neresi? Alçak basınç alanında yukarı doğru ısınan, şöyle sıcak diyeyim. Bunu da yazalım. Bu tarafta nasıl? Diğerine göre daha soğuk olan taraf. Şimdi ısınan hava ne olacak? Yukarı çıkacak o zaman. İkinci bölge. Hava serindir. Birinci bölge. Alçak basınç bölgesi yazdık biraz önce. İki. Yüksek basınç bölgesi bir. Yağış olma ihtimali yüksektir tabii ki. İki. Neden burada bulut oluşacak? Oluşan buluttan dolayı tekrar yağmur yağma ihtimali var mı? Var. Yükselen hava hareketi, bakın görüyor musunuz? Yukarı doğru çıkıyor. Yükselen hava hareketi iki. Alçalan hava hareketi bir, hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Bir, görüyorsunuz burada, bakın buradan
ne oluyor? Alçak basınç alanına doğru gidiyor. Hava hareketi çevreden merkeze doğru olan da 2'dir. Bu önemli bir bilgi. Bu etkinliği bir daha çocuklar şöyle bir gözlemleyin, bakın. Çünkü karşınızda bununla ilgili çok fazla soru çıkıyor. Evet, iki çalışma grubu ayırmış fen bilimleri öğretmeni uzun yıllar boyunca dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan hava olayları ile ilgili araştırma yapan bilim insanları gibi davranıp bir harita hazırlamak birinci grup görevi. İkinci grupta ise şunu bir açayım. Şöyle. İkinci grupta ise bir gün içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan hava olayları ile ilgili araştırma yapan bilim insanları gibi davranıp bir harita hazırlamak. Şimdi öğretmenin iki gruba vermiş olduğu görevlere göre aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyin demiş. Şimdi şu azıcık daha aşağı indireyim. Birinci grup hava olayı ile ilgili bir çalışma yapıyor. İkinci grup ise uzun yıllar, pardon, birinci grup iklimle ilgili bir çalışma yapıyor. İkinci grup ise bir gün içerisinde dediği için hava olayı ile ilgili. Ama birinci grup iklim, şöyle yazalım. İkinci grup hava olayı. Çünkü uzun yıllar boyunca bizim için nedir? Kriter. İklimle ilgili olup olmadığını anlamam için. Birinci grubun temsil ettiği bilim dalı klimatolojidir. Evet, doğru. İkinci grubun temsil ettiği bilim insanları meteorologlardır. Evet, doğru. Birinci grubun araştırma yaptığı faktörlerdeki önemli değişiklikler canlıları etkiler mi? Evet, doğru, etkiler. Küresel iklim değişikliğini düşünün. Fosil yakıtların kullanımı küresel ısınmaya neden olan sadece ikinci grubun gözlemlerini mi etkiler? Hayır, yanlış. Şöyle yanlış diyelim. Bir bölgenin konumu denizden yüksekliği, denize yakınlığı birinci grubun çalışma sonuçlarını etkiler mi? Evet, iklimi etkiler. Yağmur, kar, dolu, kırığı gibi hava olayları geniş bir alanda etkisini ikinci grup araştırır demiş. Evet, doğru. Birinci grubun temsil ettiği bilim dalında sıcak, kurak, yağışlı gibi ifade kullanır mıyım? Evet, kullanırım. İkinci grubun temsil ettiği bilim dalında yağmurlu, karlı, güneşli gibi ifadeler kullanır mıyım? Evet, kullanırım. Birinci grubun temsil ettiği bilimi etkileyen faktörler ikinci gruba göre daha dar bir alanda mı yoksa daha geniş bir alanda mıdır? Daha geniş bir alandadır. Evet, eşleştirme sorusu. Şöyle biraz daha yukarı çıkartayım. Burada ise okuyacağız ve eşleştireceğiz. Toprağın soğumasıyla atmosferin yere değen bölümüne yakın bir yerde su buharının yoğunlaşmasıyla oluşur sis. Yeryüzüne yakın su buharının sıcaklığın donma noktasının altına düşmesiyle sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesi kırığı. Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşmasıyla sıvı hale geçmesi çiğ. Bu tanımlar çok önemli. Isınmalar sonucu oluşan su buharının atmosferde yükselirken aniden soğumasıyla yoğunlaşıp katılaşması sonucu oluşur. Bakın aniden yani ısınmalar sonucu su buharı yukarıya çıkıyor, aniden soğuyor ve katılaşıyor. Nedir? Dolu. Su buharının atmosferde buz kristalleri şeklinde yoğuşması kar ve su buharının atmosferde yoğuşması sıvı şeklinde nedir? Yağmur. Evet, iklim mi, hava olayı mı? Bununla ilgili bir etkinliğimiz. Geniş alanları kapsar. Nedir benim için? Tabii ki iklim. Kısa süreli atmosferdeki hava değişimleridir. Kısa süre dediği için hava olayı. Kısa zaman içinde yine değişkenlik gösterebilir hava olayı. Özellikleri kesindir. Değişkenliği daha azdır. İklim, kurak, ılıman, yağışlı gibi ifadeler. İklim tanımlanırken güneşli, çok bulutlu, rüzgarlı hava olayı. Tahminlere dayanır hava olayı. Uzun yıllar boyunca görülen yağış, sıcaklık gibi durumların ortalaması. İklim. Diğeri geniş bölgeleri değil de daha küçük alanları kapsar. Nedir benim için? Hava olayı. Tabloda verilen grafiğe göre hem verilen tabloya ve grafiğe göre doğru yanlış sorusu yine etkinliği yukarıda bir yazı var mı bakalım. Adana İl Merkezi'nin 5 günlük hava tahmin tablosu şekil 2'de ise
30 yılın yağış ortalaması grafiği verilmiş. Şimdi buna göre şöyle bir bakalım. Şekil 1'de tabloda bulunan hava tahminleri, iklimi Adana'dan farklı olan bir ilimizde de görülebilir. Evet, yani yağmur yağabilir, her yerde bulutlu olabilir. Doğru. Adana'nın iklimi için yorum şekil 2'deki verilere göre yapılabilir mi? Evet, çünkü 30 yıllık demiş yağış ortalaması. Şekil 1'e bakarak bu haftadan sonraki bir ay boyunca Adana'nın hava durumu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabilir miyim? Olamam. Şekil 1'e baktığımızda yıl boyunca Adana'da 10 derecenin altında sıcaklık olmadığı sonucuna varabiliriz. Şimdi şekil 1'e baktığımda zaten ben 10 derecenin altında ama yıl boyunca demiş. Burada 5 günlük, o yüzden bu yanlış. Şekil 2 bize Adana'da her mevsim yağış olabileceği bilgisini veriyor. Evet, doğru. Neden? Ben şöyle baktığımda hiç yağmadığı ya da sıfır olduğu bir tarih görmüyorum. 30 yıllık ortalamalarda. O zaman doğru. Şekil 2'ye göre Adana'nın her mevsim ılıman ve yağışlı olduğunu anlarız demiş. Şimdi her mevsim ılıman ve yağışlı olduğunu şekil 2'ye göre ne yapamam, anlayamam. Çünkü sadece bu yağışı vermiş, sıcaklığı ile ilgili bir bilgi vermemiş. O yüzden yanlış. Şekil 1 o haftanın hava olayları hakkında bilgi verirken şekil 2 iklim hakkında bilgi verir. Bu da doğrudur. Boşluk doldurma. Evet, atmosfer içerisinde meydana gelen hava olaylarını ve sonuçlarını inceleyerek tahminlerde bulunan bilim dalına ben meteoroloji derim. Şöyle meteoroloji. Çok da düzgün yazamıyorum ama yeryüzündeki iklim dağılışını ve insanlarla çevreye olan etkilerini inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hava akımıyla ne oluşur? Rüzgar oluşur. Meteoroloji ile ilgilenen bilim insanlarına ne diyoruz? Meteorolog adını veriyoruz. İklim bilimi ile ilgilenenler ise klimatolog diyoruz. Belirli bir alanda ve kısa süreli etkili olan hava değişimleri, hava olayı olayları olarak yazılmış burada. Hava olayları uzun yıllar boyunca bir bölgede alınan ve değişmeyen hava şartlarının ortalamasına ise ne adı veriyorum? İklim adını veriyorum. Evet, son etkinliğimiz. Aşağıda deniz kenarında bulunan bir şehir ve bu şehre gündüz saatlerinde deniz tarafından gelen rüzgarın yönü gösterilmiştir. Şöyle açalım, yazalım. Şimdi gündüz saatlerinde rüzgar nereden nereye esiyor? Denizden. Yani o zaman burası yüksek basınç alanı, burası alçak basınç alanı diyebilirim. Devam. Yüksek basınç alanının olduğu taraf nedir? Soğuk. Alçak basınç alanının olduğu tarafa da ben sıcak desem olur mu? Diğerine göre daha sıcak desem olur mu? Olur. Gündüz saatlerinde alçak basınç alanı ve yüksek basınç alanı bölgelerini belirtiniz demiş. Şimdi alçak basınç alanı neresi benim için? Toprak olan, kara olan taraf. Yani sağ taraf kara diye yazabiliriz ya da toprak olan kara parçası diyebiliriz. Yüksek basınç alanı neresi? Deniz olan taraf. Gündüz saatlerinde sıcaklık artışı karada mı denizde mi daha çok olur? Toprak çok daha hızlı ısınır çocuklar. Bunu bileceksiniz. O zaman kara olan tarafta tabii ki yani deniz suyuna göre daha hızlı toprak ısıyı tuttuğu için daha çabuk sıcaklığı arttığı için sebebi budur. Kara olan taraf. Rüzgarın yönü neden şehre doğru? Çünkü rüzgar yüksek basınç olan taraftan alçak basınca doğru eser. Burada uzun uzun yazabiliriz. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru estiği için diyebilirim. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru estiği için ya da soğuk olan taraftan sıcak olan tarafa doğru estiği için diyebilirim. Gece rüzgarın yönü nasıl olur? Tabii ki gece bunun tam tersi olacak. Şöyle kalemin rengini değiştireyim. Bu sefer ne olacak? Toprak çabucak soğuyacak. Soğuk olan taraf bu taraf olacak. Bu sefer de deniz suyu ne olmuş olacak? Hala daha ısısını kaybetmeyecek, ısınmış olacak. Diğer tarafa göre daha sıcak olacak. O zaman gece şöyle yazalım. Gece ise
kara olan taraftan denize doğru rüzgar esecek. Tam tersi desek olur mu? Tam tersi olur. Evet sevgili öğrencilerim, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videoda buluşmak üzere diyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu konu ile ilgili bir eksiğiniz var ise konu anlatım videomu izleyebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linkini bırakacağım.